Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta radyo haberciliğine başlamıştık, hatırlarsanız. Televizyon haberciliğini işlemiştik, arkasından radyo haberciliği yani kardeş habercilik nasıl yapılıyor, radyo haberciliğin içerisinde neler var, haber nasıl yazılıyor, bunlara bakmıştık. Şimdi birazcık daha bir ileri aşamasına daha bakacağız. Radyo haberinde kimler çalışıyor, nasıl çalışılıyor, radyo haberin içeriği nasıl oluşturuluyor, haber nasıl yazılıyor, birazcık bunlara göz atmak istiyorum bu bölümümüzde. Şimdi öncelikle radyo haberinin yazım tekniklerine bakacağız. Radyo haberi dendiğinde aklımıza şu gelmeli. Radyo zaten sadece kulağa hitap eden bir araç olduğu için, bir kitle iletişim aracı olduğu için yazı gibi kalıcılı özelliği yoktur. Onun için sözsel bir araç olduğu için bunun özelliklerini kullanmamız gerekiyor. Bu nedenle ne yapmalıyız? Seslenirken akılda kalıcı olmasına gayret göstermeliyiz. Ne yapabiliriz başka akılda kalıcı olması için? Haberi öykülendirerek verebiliriz. Bu bir anlatım yolu olarak radyoda en önemli unsurdur. Ne yapıyoruz böylelikle? Haberde dinleyicilerin dikkatini çekiyoruz ve onları habere yönlendirmiş oluyoruz. Radyo haberinin yazım tekniklerinde aynı televizyon haberindeki gibi ya da gazete haberindeki gibi 5N artı 1K kuralı kullanılmakta. Ama radyo haberinin en önemli özelliği haberin giriş kısmı olarak söylenmektedir. Ayrıca radyo haberine giriş yaparken bir hikaye anlatımına giriş gibi yapıp izleyiciyi, dinleyiciyi çekmemiz gerekiyor. Tabii ki yaptığımız bu anlatımlar, bu hikaye anlatımları kısa olması gerekiyor. Uzun uzun olduğu zaman odaklanmayı sağlayamayız. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Haberin aynı şekilde oluşturulduğunu söylemiştim. Radyo haberi de aynı şekilde oluşturuluyor. Bir giriş yazıldıktan sonra bunu, haberin gövdesi ters piramit şeklinde oluşturuluyor. Ters piramit neydi? Önce önemli olan, haberin içeriğinde önemli olan unsurların verilmesi, arkasından yavaş yavaş detaylara geçilmesi şeklinde bir habercilikti. Şimdi eğer elimizdeki vereceğimiz haberin içerisindeki bilgiler, haber unsurları eşit değerlere sahipse, o zaman da ne yapıyoruz? Dörtgen tekniğini kullanıyorduk. Bu radyo haberciliğinde de aynı şekilde işlemektedir. Radyoda kalıcılığı nasıl sağlarız? Radyo haberinde bir haberi bir kişiye anlatmak, dinleyicilere anlatmak, onların haberle ilgilenmesini sağlamak nasıl yapılabilir? Tekrarla yapıyoruz işte bütün bunları. Ama tekrar ederken de bir takım kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi onları da sizlere sıralayacağım. Radyo haberinin en zayıf yönü, eğer metni tekrarlamazsak haberin kaçırılma olasılığı olabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Radyo haberciliği nasıl yapılıyor? Radyo haberi yazarken neye dikkat ediyoruz? Şimdi radyo haberinde konuşma dili tekniği kullanılıyor arkadaşlar. Konuşma dili tekniği nedir? Adından da anlaşılacağı üzere hepimizin normal günlük hayatımızda kullandığımız bir dil kullanılıyor. Yani bu dille yazılıyor haber aslında. Bu dil her gün iş hayatımızda ya da evde kullandığımız dilin bir benzeri. Bu haberleri sanki birisine anlatıyormuşçasına yazmamız gerekiyor. İşte konuşma dili tekniği budur. Karşımızdaki insanlarla konuşuyormuş gibi, konuşuyormuşçasına yazmak. Bu nedenle radyo haberciliğinde şu ilke önemlidir. Konuşuyormuş gibi yazınız. Spikerler radyodan dinleyicilerine konuşuyormuş gibi seslenirler. Bu da önemli bir noktadır. Eğer konuşuyormuş gibi yazdığınız haberinizi, muhabirsiniz ya da editörsünüz, konuşuyormuş gibi kaleme aldınız, yazdınız. Biz bunun bu hissi verip vermediğini nasıl anlayacağız? Onun için de ne yapabiliriz? Okuyabiliriz haberi. Okuduğumuzda bu his bize geçiyorsa eğer, konuşuyormuş gibi hissi geçiyorsa haberimiz doğru yazılmış demektir.
Bu nedenle de haberi oluştururken günlük hayatta da kullandığımız gibi basit ve kısa cümlelerden oluşan bir yapı kullanmamız gerekiyor. Ayrıca radyo haberinde edilgen cümle yapılarına yer veriliyor. Yani yapıldı, edildi gibi öznel olmayan, yani nesnel bir ifade kullanılması gerekiyor. Çünkü bu haber herkesi ilgilendiren bir şey bildiğiniz gibi. Ama haberin içerisinde birleşik cümleler, bağlaçlar, ilgeçler yer almıyor mu diyeceksiniz? Elbette ki alabilir ama temel nokta burada anlaşılır olmasıdır. En önemli şey, tekrar tekrar üzerine basıyorum, anlaşılır olması gerekmektedir. Kelime zenginliği önemli değildir. Önemli olan anlam zenginliğidir. Yani vermek istediğiniz anlamı, vermek istediğiniz haberi anlatabiliyorsanız eğer, verebiliyorsanız, karşınızdaki kişiler sizi anlayabiliyorsa o zaman hedefe ulaşmışız demektir. Yani az kelime kullanmak değildir burada amaç. Amaç anlatabilmektir. Telaffuzu zor kelimeler, aynı televizyon haberciliğinde de anlatmıştık. Telaffuzu zor kelimeler varsa bunlarda ne yapacağız? Bu kelimeleri zorunda değilsek metnimizde yer vermememiz gerekiyor. Ayrıca yine televizyon haberciliğinde olduğu gibi illa söylememiz gereken kelimeler varsa, telaffuzu güç kelimeler veyahut da yabancı menşeli kelimeler, o zaman ne yapıyoruz? Bu kelimelerin yanına daha önceden okunuşlarını yazıyoruz ki kolaylık olsun, yayın sırasında şaşırmayalım, değil mi? Dinleyiciler için haberin renkli olması çok önemlidir. Haberin renkli olması samimiyet duygusu verir. Ama radyo haberciliğinde kaçırılmaması gereken bir nokta şudur. Samimi olayım derken saygıyı elden bırakmamamız gerekiyor. Yani ikisi terazide olması gerekiyor. Laubali bir anlayışla radyo özellikle radyo haberciliği yapılmaz arkadaşlar. Şimdi konuşma dili tekniği demiştik. Size bir tane örnek verdim burada. Konuşma diline göre haber nasıl yazılıyor? İşte burada haberimizde 5N artı 1K kuralını koyarak bir haberimizi yazmışız. Nedir? İtalyan Hava Yolları'na ait bir uçak ne? Ne zaman? Roma-Hong Kong seferini yaparken. Neden? Bomba ihbarı üzerine. Nereye indi? İstanbul Havalimanı'na. Nasıl? Zorunlu iniş yaptı. Ne? Kim? Ya da uçağın tipini yazdık. Neden böyle bir şey oldu? Roma'dan havalandıktan sonra yapılan bir ihbar üzerine. Nereye indi? İstanbul'a döndü. Ve haberimizi de son cümleyle bitiriyoruz. Yani içerisinde hem 5N1K kuralı var, hem de konuşma dili üzerine yazılmış bir haber görüyoruz. Yani anlaşılır bir haber, günlük dildeki gibi bir haber ama içerisinde haberciliğin kuralları da yer alıyor. Şimdi arkadaşlar, konuşma dilinde haber girişi çok önemlidir. Bizi habere çeken budur. Radyo haberinde özellikle en önemli şey haberin giriş cümlesidir, değil mi? Etkileyecek, vurucu olacak. Bunun için ne yapacağız? Öncelikle dinleyicilere şunu söyleyeceğiz. Şimdi bunu dinleyeceksiniz diyerek onları çağırmamız gerekiyor, değil mi? Onun için şöyle söyleyebiliriz. Bu giriş ifadelerinin insanları çekmesi gerekiyor. Sıkıcı, monoton olmaması gerekiyor. Bir takım gereksiz bilgiler olmaması gerekiyor. Ve kendine özgü, çekici, canlı bir ruhunun olması gerekiyor. Nasıl cümleler görüyoruz radyolarda genelde? Sayın seyirciler, işte bugün 1 Aralık Dünya AIDS günü diye başlıyor, değil mi? Dünyanın gündemi koronavirüs. Adana'da akıl almaz facia. İç transferde futbolcularla tek tek anlaşan Galatasaray şimdi de şu futbolcu için harekete geçti, değil mi? Şimdi haber girişlerine bakmak istiyorum tek tek. Bunlar ne tür haber girişleri? Az önce de söylemiştik, anlatır gibi olan haber girişleriydi, değil mi? Metinde anlatır ifadesi olan bir haber girişleriydi. Şimdi
Bu haber girişleri ister kısa olsun ister uzun olsun ama belli bir tipolojileri vardır. Şimdi bunları sınıflandıralım bakalım nelermiş diye. Birincisi kaynağı belirtilerek yazılan girişler. Nedir bunlar kaynağı belirtilerek? Mesela Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada değil mi? Kaynak neresi? Sağlık Bakanı. Örneğin Anadolu Ajansı'nın verdiği habere göre değil mi? Nereden başlıyoruz? Kaynaktan başlıyoruz. Önemli olan burada nedir girişimizde? Kaynaktır değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Kaynağı başa çekerek bir giriş yazıyoruz. Yer belirtilerek yazılan girişler. Bunlarda da şöyle mesela Antalya'yı Altın Portakal Film Festivali heyecan sardı. Neresi yer? Antalya. İngiltere'nin başkenti Londra'da. Ne olmuş olabilir? İngiltere'nin başkenti Londra'da belki koronavirüsle ilgili bir araştırma yapıldı ya da orada bir örneklem alındı. Bunu ama bizim için önemli olan neresi? İngiltere'nin başkentinde olmasıysa eğer ne yapıyoruz? Bu yeri başa çekiyoruz değil mi? Zaman belirtilerek yapılan girişler vardır. Şimdi bunlara örnek verelim. Mesela bu gece yarısı saat 12'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Ne veriyoruz burada? Zaman veriyoruz değil mi? Zamanı başa çekiyoruz. Ya da bu gece saat 01'den sonra yaz saati uygulamasına geçilecek. Eskiden böyle haberler çok olurdu. Şimdi zıtlık gösterilerek yazılan girişler vardır. Radyo bültenlerinde. Bunlar da şunlardı mesela. Antalya'da turistler denize girerken Kayseri'de kar yağışı nedeniyle okullar kapandı. Nedir? İlgimizi habere çekmek için orada bir zıtlık verilmiş. Ya da şöyle başla. Güler misin, ağlar mısın? Bugün şöyle bir olay oldu. Değil mi? Soru sorarak başlayan girişler. Şimdi bunlara da çoğu kez rastlanır ama hani çok da sık olan bir örnek değildir. Vardır, var mıdır? Vardır. Oscar ödülleri kimlere gidecek? Bakalım ne olacak? Şeklinde bir girişle ilgi çekilmeye çalışır. Diğer bir giriş sıralaması ise nükte ile başlayan girişlerdir. Şimdi bunlara da şöyle bir örnek yazdım. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Sayın dinleyiciler, Nisan ayında İstanbul'a kar yağdı değil mi? Çok duymuşuzdur bu tarz haberler. Buradan da anlıyoruz ki efendim girişimiz çok çok önemli. Girişimiz önemli ama girişin yanında onların sunulması ve sunuma hazırlanması da önemli değil mi? Ne yapıyordu haberi? Bir editoryal süreçten geçiyordu. Önce bir hazırlanıyor, toplanıyor. Arkasından editoryal süreçten geçiyor. Arkasından yazılıyor ama yazılması yeterli olmuyor tabii. Biz bunu radyodan yayınlayacağımıza göre ne yapmamız gerekiyor? Kurgulamamız gerekiyor. Kurgu da diyebilirsiniz, montaj da diyebilirsiniz. Radyolarda çeşitli şekilde ifade ediliyor bu. Kurgulanmış demek ne demektir radyo haberi için? İçinde metinler, metnin üzerine efektlerin, röportajların, sinyallerin ve müziklerin gibi çeşitli eldeki bütün radyoya ait malzemelerin yerleştirildiği bant da diyebilirsiniz artık çok fazla kalmadı. Dijital ortamda yerleştirildiği haberlere diyoruz. Şimdi radyo haberlerinin yapılmasında tabii ki kurgulanmasında öncelikle insan sesi dediğimiz spikerin sesini kullanıyoruz. Efekt kullanıyoruz. Müzik kullanıyoruz zaman zaman. Haberlerle ilgili efekt dediğimiz şey olay yerinden nasıl televizyon haberciliğinde olduğu gibi televizyon haberciliğinde bunun üzerine basarak geçmiştik hatırlarsanız. Ne yapıyorduk? Haber görüntüsü topluyorduk. Bunların efektleri ve görüntünün sesi yani dış ortamın sesi çok önemli oluyordu değil mi? En önemli şey aktüel kameranın çektikleri diye bunu anlatmıştık. Burada da aktüel kamerada yerini dışarıdan toplanan sesler alıyor. Yani dış ortamdan kim topluyor bunları? Muhabir topluyor değil mi? Muhabir topluyor bu sesleri ve bunları daha sonra geliyor, kurgulanıyor bunlar ve haberde çekiciliği sağlıyor. Yine aynı televizyon haberinde olduğu gibi
dış ortamın sesinin verilmesi, gürültülerin verilmesi, haberde sıcaklık, canlılık, dinamizm sağlıyor değil mi? Mesela bir ambulans sesinin verilmesi, değil mi? Bir haber verirken, sağlık haberi verirken insanlarda ne tür duygular uyanır? O önemli bir şey oldu değil mi? Bu tür etkileri var. Onun için çok fazla tercih ediliyor ve kurguda kullanılıyor haberlerde. Şimdi kurguyu yapan kurgucu ya da montajcı demiştik. Ama kurgucunun yanında tabii ki dışarıda haberi toplamadığı için kurgucu bunları bilemeyebilir. Aynı televizyonun haberinde olduğu gibi çok bu konuda deneyimli insanlardır. Ama yine de yanında ona yön verecek birilerinin olması gerekiyor. Programın veya haberin yapımcısı olabilir yanında ya da asistanı olabilir. Böylelikle habere yön vermiş ve hata yapmamış oluruz. Kurgudan sonra kurguda nasıl ne tür bir şey yapılması gerektiği kurgu teknisyenine, kurgu montajcıya söyleniyor. Zor bir iş, kolay bir iş değil. Çünkü şöyle bir şey, oradaki duyguyu sadece size dinleyerek ifade edebilecek bir şey tasarlaması gerekiyor kurgucunun. Deneyimli olması çok önemli konuda. Bilgili olması da tabii ki haber konusunda çok çok önemli. Kurgucunun görevi işte tüm bu haberi kurgularken bütünlüğü bozmaması gerekiyor değil mi? Bütün ne yapacak? Arada geçişler yapacak. Metinde seslendirmeler var. İşte efektler veriyor. Jingle'lar koyuyor araya. Ne yapıyor? Bunları hareketlendiriyor kurguyu değil mi? Dinlenir hale geri getiriyor. Bu zor işi yaparken efendim bayağı da bir şey yoruluyor. Bir de ayrıca kurgucunun, radyo kurgucusunun dikkat etmesi gereken şeyler istenmeyen bir takım sesler olur. Bazen biz onları dinlerken şöyle kaçırabiliriz ama kurgucu asla kaçırmaz. Mesela bir hapşurma sesi, bir öksürük sesi, bir boşluk. Bunlar her zaman için radyoculukta kesilmesi gereken şeylerdir. İyi ifade edilmez yani bunların olması iyi bir şey değildir kurgunuzun içerisinde. Bunlardan temizlenmiş olması gerekiyor yayına verilmeden önce. Ve kurgu aşamasında varsa seslerde de düzeltmeler yapılıyor ve bir sıra oluşturuluyor. Yani şöyle söyleyebiliriz kısaca. İçinde tekrarlar, sessizlikler, istenmeyen seslerin çıkarıldığı, programa ayrılan, habere ayrılan zaman dilimi içerisine yapılan, yanlışlıkların atıldığı, farklı ortamdaki seslerin birleştirildiği ve haberin ilginç hale getirildiği ve haber arasındaki de geçişlerin kolayca yapıldığı bir bülten oluşturan kişi kurgucudur arkadaşlar. Ne kadar zor bir işi varmış değil mi? Ben anlatırken bile yoruldum. Radyo Haber Merkezi'nin çalışanları aynı televizyon haber merkezindeki çalışanlarla aslında örtüşüyor. Nedir? En önemli görevlerden bir tanesini sunucu yüklenmiş durumda. Sunucunun en önemli, radyo haberindeki en önemli görevi yayından önce haber metinlerini okumak ve yayın bantlarını dinlemek olur arkadaşlar. Çünkü hata yapılmaması gerekiyor, değil mi? Hatayı geri döndüremiyoruz. Canlı haber eşittir, canlı yayın demekti biliyorsunuz. Haber spiker son dakikaya kadar okuduğu haberlerde bir yanlışlık olabilir, bunları düzeltir. Yani redaksiyon işlemini aynı zamanda spiker üstlenmiş olur değil mi? Redaksiyon demek son hataları düzeltme, son kontroller anlamındadır. Bu haberi okumasının kendisine bir faydası da şudur. Haber içeriğine göre nerede tonlama yapacak, ritmi nerede yükseltecek, nerede alçaltacak, onları daha önceden belirlemiş olur. Ama zaman önemli demiştik.
en başta, hatta geçen hafta da bu konuya değinmiştik. Radyo haberciliğin zamanla yarışan bir haberciliktir. Zaman önemlidir dedik. Ama bir şeyi daha hatırımızdan çıkarmamamız gerekiyor. O da zaman saplantı haline getirmememiz gerekiyor. Zaman zaman diyerek bazen içeriği zayıflatmış oluyoruz. Radyo haber bültenlerinde, televizyon haber bültenlerinde görmüşsünüzdür. Efendim zamanımız kalmadı, zamanımız yeterli ya da hızlıca bir haberi toparlamak gibi. O da ne yapıyor? İçeriye zarar veriyor. Bu nedenle haberin inandırıcılığı ve sunucunun da inandırıcılığına bağlı. Yani haberi öyle bir güzel toparlamalı ki sunucu, bazı yerleri atabilmeli zamanı yetmiyorsa belki, ama sunduğu haber anlaşılır, içeriği de gayet bize verimli, dolu dolu bir içerik sunmalı, değil mi? Sesinin tınısı, konuşma biçimi, haber metni kadar önemli oluyor bazen spikerin. Yani aslında bakarsanız radyoda haberi toparlayan kişi ve habere bağlayan kişi sunucu oluyor. Zaten radyo spikerlerinin sesi daha önemlidir ve öne çıkar. Başka kimler var haber merkezimizde? Yazı işleri sorumluları var. Yazı işleri sorumluları haber merkezinde gazeteci kimlikli kişiler. Ama muhabir gibi tabii ki haber toplamaya çıkmıyorlar. Bunlar haber ajanslardan gelen haberleri ya da başka kaynaklardan gelen haberleri toparlıyorlar. Ya da muhabirlerin getirdiği haberleri toparlıyorlar. Ve haber müdürüyle birlikte çalışıyorlar. Bu kişilere ne diyorduk televizyonda? Editör diyorduk, değil mi? Gazetelerde de editör deniyor. Radyoda böyle bir kullanımı var. Spor haberleri, hava durumu, politika gibi çeşitli branşları var bu kişilerin de. Bu kişiler aynı zamanda dosya haber yapabilecek kişiler. Dosya haber yapabiliyorlar. Yani haberi derinlemesine işleyebiliyorlar, şekillendirebiliyorlar. Ve yazı işleri sorumluları haber metni haber bültenine çıkmadan, yani canlı yayına geçilmeden önce ses bantlarını kontrol eden kişi olarak görev yapıyorlar. Muhabir var mıdır diyeceksiniz radyoda. Evet, radyo haberlerinde muhabir de vardır. Az önce anlatmıştık, olayın canlı canlı sesini duyabilmek, değil mi? Olayla ilgili bir takım röportajlar ve olay yerinden sesler toparlayabilmek için ne yapılır? Muhabirler görevlendirilir. Ama şöyle bir şey, genellikle büyük yayın kuruluşlarında yürüyen sistem şudur. Televizyon haberi yapan aynı zamanda radyo haberi de yazar. Ne yapılır? Televizyon haberinden faydalanılır radyo haberinde. Belki uzmanlaşmış sadece radyo haberi yapan kişiler var mıdır? Elbette ki vardır. Ama bunlar dediğimiz gibi büyük yayın kuruluşlarında daha çok konumlanıyorlar. Bugün pek çok radyo var, biliyorsunuz. Bu radyolarda yapılan genelde habercilik kısa haber diye geçen derste anlattığımız çeşitli ajanslardan gelen haberlerin derlenmesi ve onlara bir giriş yazılması şeklinde yapılan habercilik oluyor, değil mi? Bazı muhabirler vardır mesela büyük radyolarda, radyo kuruluşlarında. Onlar kendi alanlarında uzmanlaşmış, gerçekten bu işi çok iyi yapan kişilerdir, değil mi? Muhabir arkadaşlar. Muhabirler haberin zenginleştiren insanlardır. İçeriğine katkıda bulunan insanlardır. Çünkü onların tanıklıkları, onların topladıkları bilgiler, belgeler çok önemlidir. Ve bunlar seyirciyi çekerler. Şimdi haber merkezinde bir de haber müdürü var, radyo haber müdürü var. Bu da yine televizyon haberlerinde olduğu gibi gazete kökenli birisi oluyor. Muhabirlerin getirdiği haberleri kontrol ediyor ve değerlendiriyor. Bunları sıralıyor, değil mi? Haber müdürü toplantıda alınan kararları uygulayan kişi aslında haber toplantısı. Yani televizyonla yine görüyorsunuz çok büyük benzerlik içerisinde. Şimdi haber müdürünün görevleri radyo haberinde şöyle sıralayalım. Yazı işleri toplantısına başkanlık ediyor. Muhabirleri görevlendiriyor. Haberlerin takibini sağlıyor. Yayın çizgisi varsa eğer, nasıl bir çizgide yayın yapacağız, onun şeklini ve korunmasını sağlıyor. Haber bantlarının
toplanmasını ve arşiv oluşturulmasını sağlıyor aynı zamanda ve haber programında yer alan haberlerin akışını belirliyor. Bu arada tabii ki haber merkezinin çalışanlarının denetlenme işi de haber müdüründe. Tabii haber müdürünün bir de asistanı var, yardımcısı. Şimdi bugüne kadar, şu ana kadar anlattıklarımız hep haber müdürünün gazeteciliğe dair yaptığı şeyler, değil mi? Peki bunun bir de teknik kısmı var. Radyo haberinde teknik kısmı, bu aradaki korelasyonu kim sağlayacak, iletişimi kim sağlayacak? Bunu asistan sağlıyor, haber müdürünün asistanı. Asistan her şeyi oluyor haberin. Mesela telefon bağlantılarından tutun, artık montajcı ile aradaki iletişim, haberin nasıl yapılacağı, neler olacağı, teknik ekiple koordinasyon, nasıl gireceğiz, nerede müzik vereceğiz, nerede haberi es vereceğiz, spiker nerede girecek, işte bunların hepsinin programın akışını asistan sağlıyor. Bunun için asistanın teknik bilgisinin kuvvetli olması gerekiyor. Yani teknik becerisinin sahip olması gerekiyor. Şöyle ille bir teknisyen olması gerekmez ama teknik bilgiye sahip bir insan olması gerekiyor diye söyleyebiliriz. Şimdi radyo haberini yazarken arkadaşlar, teknik demişken bir takım biçimsel özelliklerden de bahsetmeden geçmeyelim. Radyo haberi şimdi diyeceksiniz ki dijital ortamda yazılıyor, dijital ortamda okunuyor ama yedek olarak mutlaka ve mutlaka kağıda dökülüyor. Kağıt hala, kağıt ve kalem radyoculukta kullanılıyor ama kağıt ve kalemin hışırdamayan mat bir yapıda olmasına özen gösterilir öteden beri. Çünkü gözün tarayıp algılamasının kolay olması gerekiyor. Ve gözler daha çok kağıdın sağ tarafında olduğu için o ne yapıyoruz? Sol elimizle tuttuğumuz kağıdımızın sol tarafında birazcık daha fazla boşluk bırakıyoruz. Yani haberi birazcık daha sağ tarafa yazmış oluyoruz, değil mi? Ve bu kağıtlarda, bu haber metinlerinde, bu akışta neler oluyor? Nerede sinyal girecek, efekt nerede girecek, müzik nerede girecek, bunlar yer alıyor. Haberin esleri yer alıyor, haberin giriş cümlesi yer alıyor. Ve bu metinlerde dikkat etmemiz gereken bir şey de şudur, spiker arkadaşımıza referans olması için satır sonunda ve cümle sonlarının bölünmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela yapılmıştır diyeceksiniz. Yapılmış başka, altına da tır, tire çekip tıra eklediğiniz zaman spikerin algılaması kolay olmayabilir. Onun için ne yapacağız? Cümle sonumuz eğer sığmıyorsa bölmüyoruz cümlemizi ve kelimemizi. Hemen alt satırdan devam ediyoruz, değil mi? Şimdi radyo haberinin sunuluşu, hazırlanması çok önemli demiştik. Ne yaptı? Radyo haberini aynı televizyon haberi olduğu gibi toplandı, editoryal aşamadan geçildi, ondan sonra kurgulandı ve müdür tarafından bakıldı, sıralandı. Ne yapıyoruz şimdi? Sunmaya geçiyoruz. Sunması, radyo haberinin sunuluşu da çok önemlidir. Niye önemlidir diyeceksiniz? Çünkü insanlar takip ettikleri radyo programlarını merak ederler ve radyo haber sunucusu, televizyon sunucusu kadar popüler bir insan değildir ama onunla bir özdeşleşme kurarlar. Şöyle söyleyeyim, radyo haberi sunan spikerle zaman içinde bir bağ oluştururlar ve bültenleri artık hep onun sesinden dinlemek isterler, değil mi? Şimdilik dersimizi burada bitiriyoruz radyoyla. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.